değerli arkadaşlarım, zamanını burada harcıyor. Şöyle bir önerim var benim. Yani bu topluluklar yapılsın ya, ilim valisi bir gün gelsin buraya otursun. Ya organizasyonda bir tane fabrika yapıyor, köy yapmış. Biz 170 lira sadece taşıyıcılardan almayla başladık bu işe. Okan Başkan nerede? Burada. Yazın. Bizim bir Ramazan kurtulmuştan aldığımız bir artı birimiz var. Daha çok kaynadı. Biz bunu bir şekilde kendi aramızda götürüyoruz. Bu sene bir yer sen. Ne güzel. Nerede? Başkanım söyledi. Vergilerden düşün. Bu sene bir yer sen. Sensin bir şey. 3 bin lira da ya. Bu işin toplam 3 milyon para değil mi başkanım? Evet. Başka bir şey değil. Melek Başkanım yeri bulsun. Biz 100-100 bin liralık bir malzeme almıştık. Biz verelim bunu. Yemeğini de yapıyoruz zaten sağ olsun. Başkanımız yani. Arkadaşlar vallahi diyorum sanki Fenerbahçe falan yöneteceksiniz bir hal oldu. Yani toplantı düzenleyen arkadaş valideyi ne davet etti de ona mı kim düzenledilerse. Ya da valideyi bundan daha önemli bir şey varsa onu da ben bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Valideyi dese ki bir ensen yok bu sene kulüp size emanet. Eğer arslan elinde bu bir sene size emanet dese. Ya 3 bin lira arkadaşlar ya aydın başkanım 2 tane daire parası bu değişik. Çok uygun. Belki orada değil. Yani bunun 170 bin liraydı arkadaşlar benim ilk başladığım. Dokan başkan burada. Taşınlar kooperatifini çağırdı. Onlara tavsiye ettiğim bir yer vardı, para alamıyorduk onlardan. Dedik ki kardeşim benim makinesi 8 seneden beri beleş yapıyoruz. İyi de para kazanıyoruz burada. Hemen bir park hesabı yaptık, senin böyle hesabı. 170 bin lira değil mi başkanım? O kadar bir mevla olsun. Sonra biraz forma falan sattık. Yani çok böyle şapkalar, tavşan falan bekleyen arkadaşlar beklemesin çıkmıyor zaten o da. Sihirbazların yapacağı iş. Ama işin gerçeğinde ya sorunlu olmak var. Yani burada saygı başkanım da saygı sağ olsun. Bir de ikimize yardımcı olan işletmeler. Ve ama şu bir gerçek. Birincideki sanayici spordan korkmuş başkanım. Doğru söylüyorsun Metin Başkanım. Korkutulmuş. Sebeplerini ben bilmiyorum. Anlamam. Yani bir en büyük fabrika biraz ismi sayılır. Okan Başkan ne demiş ki 20 bin lira gitsin dedim yemek yesin arkadaş o parayı. Kabul etmedi o parayı. Yani Bilecik'te sanayi yapacak, Bilecik'in toprağında ekmek kazanacak adam. Ve ilk 5 büyükte sayılacak. İsmini zikretmek istemiyorum. Okan Başkan'ın bilip parayı bir yerden almayı demiş. 20 bin lira ya arkadaşlar. Vergiler mi şu işte? Ticaret erbaplarımız burada. Yani valiyle davet edelim. Belediye başkan arkadaşlar bu işte taraf. Münir abi diyor ki ya böyle böyle bunu derken de sakın ola ki yani Melek Başkan bu işi yapamıyor işte Aydın Başkan yapamıyor anlaşılmasın. Onlar da ellerinden gelen yapıyorlar burada. Ama bir sanayi bir de elini atarsın bu işi. Bayık büyük taşıcılar kadar basın bunu yazsın. Eğer gücü olmayan sanayici varsa çok üzülür mü bu işi? Ya 40 tane kamyon çok geldi bu işte. Bu işin mayasını koydu götürdük. Bir buçuk sezon götürdük. Bir dedi. Bir de çok maç ara sezonu mu dedi? Ya 3 bin liradan 3 bin liradan başlıyor. Bence ön formaya yazalım. Diğerler takviye edelim ya başkanım ama şu işin ana sponsoru. Her dönem bir fabrikamız piyasaya koyduk. Oradan da olur. Diğer fabrikalarımız olur. Aslan evliliğim olur. Bu bölgenin bir şeyden büyük kurum var. Orası olur. Yani 4 sezon bu arkadaşlar. Birer geçen yapsınlar. Ya bir kez ağrımda için. Ben aklıma getirmemişim. Çok basit şeyler arkadaşlar. İlik belediye başkanı. Yani yaklaşık 2 saatten beri, 2-3 saatten beri. Münir abi, iyi başkanlarımız. Hepiniz buradasınız. Yani herkes işi olan arkadaşlar başkan. 600 bin herhalde hanımefendi yazdı ben bahsedeyim. 150 bin lira falan toplamadı galiba. Ve bu akşam bu olacak iş değil. Bakın Ali Başkan bu akşam belki hepimiz şunu düşünüyoruz burada. Ya Ali Başkan'ın ağzını kapatalım da gidelim şuradan. Sonra bir daha bize arayıp dokunmasın ya da bir daha toplantı gelmeyenler ki bize gelmeyelim de başımız ağrımasın. Arkadaşlar böyle düşün. Ya burası ne? Ya 3 milyondan bahsediyoruz arkadaşlar. Topu topu. Başkanım yeri tut. Bazını tamamı vereceğiz. Yemeği de veriyorsun zaten. Gerisini yapsınlar işletmeler falan. Ama bunu yaptıracak. Burada bir makam yok onu söyleyeyim. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiç bu zaman kadar kendimizde falan konuşuyoruz. Açık konuşuyoruz ya. Yeni mülki amiri. Vali gelsin söylesin bunu. Biz de destek olalım. Hep beraber olalım. Gayet öyle. Ya çok üzüldüm. Çok yani bir sürü arkadaşımız da üzüldüm. Ya, Vali Bey dese ki o sebepten şu arkadaş şu iş yapacak dese. Başkanım o biraz önce söyledim Osman başkanıma. Yani mevzuat çok değişmiş olabilir diye bir şey demiyorum. Ya su parası da olur ya su parası. Ya başkanım bir kişiye daha gelirse iki tane firmaya gidiyor yani. İkiye ver başkanım ya. Yani ne olacak? Daha sonra tesisleşme bak biraz önce hep konuştuk bunu. Tayyip başkanım yanına birlikte gittik başkanım. Birlikte gittik. Serkan Bey'e de var işte. 5-6 milyondan bahsediyor. Bu arada Melek başkanımıza yardımcı olsun. Bir yerlerden yer bulamıyor beraber. Gelelim oraya 6 milyon tesis yapalım. Kendi yanımızda da olmuş. Tesisleşmesi. Ve ben açıkça söylüyorum. Bu akşam üzüldüm. Bunda hepinizin karşısında söylüyorum. Okan başkanım
Keşke üçüncüsü geç kalıp öyle teslim etsin diyor. Yapabilir. İşte beş tablisi yatırır. Lige katılımı verildi yatırmış bir bakan. Ama çok güzel bir hava var. Diğerlerden başkan baktığına ne de? Can ne de? Adnan ne de? Ya başkanım böyle böyle işte il buna hazır, sanayicimiz hazır, her şey hazır değil. Ya biz seni vermez. Ve gel gelmeyi söylemek istemiyorum ama bunu basın yazsın. Bu başlığı atarsa senin basınla ilgili. Ve basınlarla bu konuda çok bir şey görev düşüyor. Yani bayık yok bunu yapmaya hazır hali. Yarın anahtarı verirsen biz yaparız arkadaşlar. Ve kimseye de yük olmuyor konuşuyor. Bu enerji var, bu birlik beraberlik var. O oraya çekiyor. Bir sürü odadan, odadan falan bahsediyoruz ya. Bayık bir oda modeli arkadaşlar. Ya. Taşıcılar kooperatifi diyor, 3-5 tane esnaf var. Bunlar ne? Ya bu çekingenliğin sebebi ne anlamadım. Buranın sarayısı eğer burada bir şey kazanırsa arkadaşlar bakın ben büyük basıma da söylemiştim. Başka bir yerde bir yer yapacak mı? Yapmış olacak. Eskiden şu olmuş, yeniden bu olmuş. Bize ne arkadaşım? Burada bir şey söylemiştim. Bilecik gençleri için. Münir Başkanı bu şimdi okumak değilim. Siyasi olmasın diye söylemiyorum ama Serkan Başkanı bu konuda bizi sürekli dürttü. Ve benim de galiba çok rahat olduğum bir şey. Ya Bilecik pilotörlük olsun, biz oraya futbolcu gönderelim. Bayık göndersin, Bozcuk göndersin, Söğüt göndersin. Ki gençlerin bir şeyden uzaklaşsınlar. Bakın bir tane soyadı bal içinde bir çocuk var. Sadece ona bağlıyoruz. İşte bileğinizin çocuğu bilmem ne bal. Büyük arkadaşınız çocuğun sonu tekrar bal. Ya futbolcu mu yetiştirememiştiniz? Yani bu kadar böyle içine kapatmış olma siyasi partilerimizin başkanı. Ya dürtelim arkadaşlar. Kim dürtelim? Ama ben burada Sayın Valimizin olmasını isterim ki aşk toplantı. Bir organizeye, iki organizeye, neyse görev paylaşım yapsın Valimiz. İki fabrikayı desin ki bu sene sizden. Bakın desin Melek Hanım yeri buldu. Yaman Başkan içine eşyayı koydu. Yemeği deliriyor Melek Başkan. Gerisini onlar yapsın diyor. Yani maaşları o sene de versin. Yani futbolcunun maaşları. Eğer sanayicimiz ne söylüyorum? Bu işin katılmıyorsa falan başkanım hakkı veren yapıyorsun bu işi. Özlerinden de şüphem yok. O kanda gelir. Ne konuştuk işte. Kimler gelecek deyince. Ahali saygı vallahi utan. Başkanım bu iş zaten her sene bir sanayicinin üstüne yıkıldığı için bu zaten görüntü şu anda. Başkanım formu sponsor. Vergiler geri getiriyor. Şükrü başkanım var mı? Bu iş bir hafızanın tadını değil. Yani haklısınız. Siz başkanım bir üç yıl sonra yaptık bu işi. Yaptık. Yani ama bir sürü bir şey yok. Burada biz kaç sene üçüncü ligde oynadık. Bak şu anda herkes geri dönüyor. Başkanım sponsorların paraları lazım. O şey. Bayım bir iki tane fabrika yapmak isteyen arkadaşlar da biz hazır. Çok uygun. Yani şu an bahsettiği rakam. Bugün rakam çok basit ama evet. Geçmişteki korkular bizim geçmişte çok maliyetli çıktı. Ama şimdi şu an işte bir hoca geliyordu, bir hoca geliyordu. Bunu lansmanlığı yapacak evet. Bir sanayici buraya getiremiyoruz başkanım. Yani çok basit bir hoca. Hani biz burada ümeyek olalım. Yani evet. Bu başkanım. Bu sürüseyi bu ayrı bir basit ya bir kitayla evet. Parasından basit bir hoca kardeşim. Yani çok bir şeyden bahsettim. Ben üstlerine sen sordun. Zamanlarım. Bak, şu kaçtan 1500 lira yemek parası verdi. Geçti adam ya. Doğru söylüyor herkesin burada. Yani en alt gelir olan arkadaşım bile 5-6 lira yemek parası verdi. Neden konuşuyorsun? Biz bu öneriden olur. Sanayicimiz bunu zaten sonradan besin. Yarın testo gelecek diye bekliyorsun. İşte yarın toplanacak arkadaşlar. Onların da seçimleri var. Herkes kendi derdinde. 100-200 lira toplanacaklar. Başka? Sezon boyunca. Bayık dedi gol diye bu aralarda otanda hesap yapıyorduk biz 35 bin lira para lazım diye maliyete. Kırmızı kartı ayrı para, sarı kartı ayrı para başkanım. Bu sürdürülen gibi olması lazım ama bence OSB'nin ve sanayicilerin bu işe öncelikle sahip çıkması lazım. Arkadaşlar gelirler olan arkadaşlar da çıkıyor ama arkadaşlar kesin bilmek. Ve bundan da görev verilecek. Yapamıyorlarsa belediyeler birliği basın bunu yazsın. Belediye başkanları gibi sen şey yapar. Tekrar edelim. Ya gece ciddi söylüyorum. Eğer sanayi bu şekilde yürüyecek. Biz belediye başkanlarımız, çok da son bir belediye başkanımız, özellikle bir belediye başkanımız, biz yapalım. Vallahi çok iyi. Başkanımız da bir sanayi çıkalım. Böyle yapın aslında. Yani ama bu ayının altında kim neresi olur? Ayıp falan. Bu ayının altında kim neresi olur? Onu bilmem. Su paralarından falan. Sağ olsun destek görevimizle birlikte. Münir başkanımız ve belediye başkanlarımız da bunlar. Su parasıyla bilmem ne parasıyla işte. Çöpten mökten bir şeyler buluruz ama çok ayıp oluyor. Bir de şu başkanım, yani şu anda 78 bin lira nüfusu, taraflarda 20 bin lira yaptım. Yani bir iyi spor yaptı, taraflar var burada. Yani tabii biz ezik.